Ya anne, babam ne zaman iş bulacak? Daha ne kadar delik ayakkabıyla okula gideceğim? Baban iş bulsun. Bak sana ne güzel ayakkabılar alacak. O da üzülüyor delik ayakkabıyla okula gittiğin için. İnşallah bugün bulur anne. Çünkü çok utanıyorum. Utanma yavrum. Fakirlik utanılacak bir şey değil. Biraz daha sabret. Allah bir kapı açar babana. O zaman servise de binerim değil mi anne? Yol çok uzun. Çok yoruluyorum gelip giderken. İnşallah oğlum. Hadi geç kalma. İyi dersler abi. Hadi görüşürüz. Anne, ben bahçede oturacağım biraz. Tamam kızım. Hadi kızım, bakkala gidip salça alalım. Baba gelmeden yemek yapmamız lazım. Tamam anne. Yine mi patates yemeği yapacaksın anne? Başka malzememiz yok ki kızım. Baban iş bulsun, ne istersen onu yaparız, tamam mı? Tamam. Barbie bebek de alır mısın bana? Arkadaşımın var, benim yok. Alırız tabii kızım. Anne, şeyde alır mıyız babam iş bulduysa? Ne kızım? Ayıcıklı sırt çantası. Alır tabii kızım. Ama maaşı senin isteklerine ancak yeter herhalde. Peki boyama kalemi? Hepsini aynı anda alamaz ama, tamam mı? Hı hı. Aa, babam gelmiş. Gel kızım, gel. Hadi. Hoş geldin. Hop. Hoş geldin baba. Baba, iş buldun mu? Bulamadım kızım. Belki yarın bulurum. Hep aynı şeyi söylüyorsun. İstediklerimin hiçbirini alamayacağım ben. Küstüm işte. Boş ver onu, unutur birazdan. Bugünkü iş niye olmadı İlmi? En az lise mezunu olmak lazımmış. Canım, garsonlukla lise bitirmenin ne alakası var? Peki şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum Ayşe ama dolmuşta bir şey duydum. Acaba Avustralya'ya mı gitsem? Türk işçilerine çok rağbet varmış orada. İş bulmak garanti diyorlar. Bilmem. Şaşırdım birden. Biraz gurbetlik çekeriz ama sonunda rahat ederiz gibime geliyor. Vallahi sen bilirsin İlmi. Ne zamandır durumumuz ortada. Babam niye geç kaldı anne? Bilmem. İşi uzadı herhalde konsoloslukta. Vize ne demek anne? Babanın dediğine göre giriş izni miymiş neymiş? Dua edin de babana izin çıksın. Yoksa oraya gidemez. Ben ettim sabah. Aferin kızım.
Çok beklemediniz değil mi? Biraz. Baba vize verdiler mi sana? Verdiler oğlum. Sen nereden biliyorsun vizeyi? Annem söyledi. Hatta vize parasından biraz arttı bile. Yol harçlığı yaparsın. Bence çocukları sevindirelim. Sen bilirsin. Ben ilk fırsatta bileziğimi isterim. Tamam tamam hadi. Taksi bekliyor. Tamam canım. Ayıcıklı sırt çantamı unutma baba. Tamam mı? Unutmam kızım. Sen babaya bir kez daha sarıl bakalım. Kızım. Kocaman sarıl. Çanta için seviniyorum ama... seni özleyeceğim için de üzülüyorum baba. Ben de kızım. Sizden ayrılmak çok zor ama bu ayrılık yine sizin için. Derslerine dikkat edin. Artık bu evin erkeği sensin. Hı hı. Annen ve kız kardeşin sana emanet. Tamam baba. Bizi sık sık ara. Çünkü daha önce hiç ayrılmadık. Çok özleyeceğiz seni. Hiç aramam mı oğlum? Ben de çok özleyeceğim sizi. Hayırlı yolculuklar. Hakkını helal et. İnince hemen ara, tamam mı? Ararım. Hadi Allah'a ısmarladık. Özellikle Asuman'da. Yurt dışına gittiği içindir herhalde. Başka ne olabilir ki zaten? İki paket makarna alacağım Rıza. Vereyim kızım. Şey Rıza Efendi, bunları da yazabilir misin? Yazarız kızım, yazarız. Var mı seninkinden bir haber? Daha bir hafta oldu. Gemiyle gittiği için varmadı galiba. Yoksa hemen arardı bizi. İnşallah hemen iş bulur da gittiğine der. Allah razı olsun Rıza Efendi. Ya ekmek geldi diyorum, ekmek. Alo. Duyduk Erdal Efendi. Bir şey konuşuyorduk müşteriyle ya. Ya sonra konuşuyorsun, hadi acelem var hadi. Ne zaman olmadı ki zaten. Neyse. Kaç ekmek getirdin? 16 tane.
varmış mıdır abi? Bilmem. Ama varsaydı arardı bizi. Ben şimdiden özledim babamı. Sen de özledin mi? Evet. Ama babamın gelmesine çok var. Sakın arayınca özledim deme. Çok üzüldüm babam. Tamam. Benim uykum geldi annemi beklemekten. Evde bir koku mu var Asuman? Asuman. Aman Allah'ım. Baran. Asuman. Asuman iyi misin kızım? Baran hadi. Hadi oğlum kalk. İyi misin kızım? Siz durun burada. Ocak sönmüş, gaz da almış içeri. Sen iyi misin oğlum? İyiyim anne. Benim uykum var. Sonra uyursun kızım. Allah'ım sana şükürler olsun. Çocuklarımı bana bağışladın. Eğer biraz geç kalsaydım sizi kaybedecektim. Allah korudu sizi. Anne. Telefon çalıyor. Duydum oğlum. Ama eve giremeyiz şimdi. Ya babamsa arayan? Olsun. Sizin sağlığınız daha önemli. Biraz sonra bir daha arar. Ya bir daha arayamazsa? Haklısın. Ben bir bakayım. Siz sakın girmeyin içeri. Alo. Ayşe benim. Vardın mı? Geldim geldim. Az daha kapatıyordum. Niye geç açtın telefonu? Bahçedeydik çocuklarla. Biraz geç duyduk. Çocuklar nasıl? İyiler. Epey alıştılar senin yokluğuna. Sen nasılsın? İyiyim iyiyim. Çok şükür. Çocukları çağırsana bir seslerini duyayım. Onlar arka bahçede. Çok yazmasın. Bir daha aradığında konuşursun. Tamam. Çok özledim onları. Asuman'ın sesi kulaklarımdan hiç gitmiyor. Sırt çantasını ilk haftalığımı alır almaz kargoyla gönderirim. Barana da spor ayakkabı. Hadi selam söyle. Benim için öp onları. Sen de dikkat et kendine. Hasta falan olma oralarda. Sık sık da ara. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a emanet ol. Ayşe, kızım. Efendim baba. Ayşe kızım, senden bir ricam var. Buyur baba. Sizin bahçede 4 tane fidan var. Birini ben alacağım. Al baba, sen nasıl istersen.
Sağ ol kızım. Ben artık gideyim. Baba dur gitme. Seni çok özledim ben. Gitmem lazım kızım. Baba. Baba. Baba gitme. Ne olur. Baba. Baba ne olur gitme. Sen kimi gördün kızım? Dedemi gördüm. Beni yanına çağırıyordu. Anne, iyi misin? İyiyim yavrum, iyiyim. Ben de dedeni gördüm de şaşırdım biraz. Neyse, hadi bitirin kahvaltınızı. Benimki bitti zaten. Benim de az kaldı. Ben kahvaltıdan sonra Remziye teyzeyi ziyarete gideceğim. Ben de geleceğim. Hasta ziyaretine çocuklar gelmez. Sen abinle evde dur, tamam mı kızım? Parka falan gitsin. Ben gelince beraber gideriz. Sakın evden çıkmayın, tamam mı? Tamam. 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 Cumartesi günü eve hapsolmak ne kadar kötü değil mi? Evet. Herkes parkta, biz evdeyiz. Yoksa biz de mi gitsek? Olmaz. Anneme söz verdik. Annem gelmeden döneriz. Bak o zaman olur. Hadi gidelim. Çok korktum ben. Ben de. Amma hızlı sürüyor ya. Aa, ben salıncağa bineceğim. Hadi bin. Ben de seni sallarım. Biraz. Yavaş yavaş hızlanacak, sen merak etme. Dondurma falan da alır mıyız abi? Paramız var. Ama anahtarlar nerede? Kapıyı açık unuttuk galiba. Sen al şu parayı, burada bekle beni. Ben anahtarı alıp geleyim. Eve hırsız falan girer, tamam mı Asuman? Tamam.
Erdal oğlum, bir gün yavaş gel ya. Burası sokak arası. Bu kadar hız. Allah muhafaza. Ben hızlı şoförüm. Ekmek bayatlamadan getiriyorum işte. Fena mı? Değildi. Havalar ısındı. Çoluk çocuk dışarıda. Ben ondan korkuyorum. Herkes çocuğuna sahip çıkarsa hiçbir şey olmaz. Hadi benim acelem var. Daha evden bir şeyler alacağım. Evin şurada değil mi senin? Merak etme, geç kalmazsın. Öf be Rıza amca, öf be, of. Gidiyorsun. Asuman, Asuman kardeşim. Ya, sakin ol. Asuman. Ya birden karşıma çıktı. İnsan bir sağına soluna bakar ya, değil mi? Ben biraz evvel ne demiştim sana? Hadi tut çocuğu hastaneye götürelim. Sen de ağlama be oğlum. Rıza amca, kardeşim ölmeyecek değil mi? Yok, hastaneye yetiştirsek hiçbir şey olmaz. Sen annene haber ver, çabuk koş. Hemen hastaneye gelin çabuk. Tut şu çocuğu hadi. Yavaş. Anne. 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 Ne oldu oğlum? Asuman araba çarptı anne. Aman Allah. Asuman. Nerede şimdi kardeşin? Aşağı hastaneye kaldırdılar. Hangi hastaneye oğlum? Aşağıdaki hastane. Yürü yürü koş. Sizin dışarıda ne işiniz var? Ben sizi eve bırakmadım mı oğlum? Parka gitmiştik. Ben anahtarları almaya eve gidince o da bakkala gitmiş. Allah'ım evladımı bana bağışla. Rıza amca hastaneye yetişirsek bir şey olmaz dedi. İnşallah olur. Yoksa babana ne deriz? Biz ne yaparız Allah'ım? Birazdan annesi gelince ne diyeceğiz ona? O da sahip çıksaymış çocuğuna. Ama hatalı olan sensin. Allah Allah. Kim gördü? Benim hatalı olduğumu kim ispat edecek? He? Ben ederim. Kardeşi de gördü. O daha çocuk, şahitlik edemez. Sen de aklın varsa etmezsin. Tabii yaşamak istiyorsan. Allah belanı versin senin Erdal. Vicdansız herif. Kardeşime çarpan işte bu adam anne. Bakkala ekmek getiren de o. Hah, Rıza efendi, Rıza efendi. Asuman, Asuman'ın durumu nasıl? İyi. Sakin olun biraz. Bana gösterirler mi kızımı? Hah? Şey... Kızım... Yoksa kızım. Asuman'ı kaybettik kızım. Beyin kanaması geçirmiş. Hayır! Kızım, bu kadar koy verme kendine. Bak, bir çocuğun daha var. Ben bu acıya nasıl dayanırım? Nasıl? Takdiri böyleymiş kızım. Allah sabrını da verir yavrum. Emanetime sahip çıkamadım. Ben şimdi ne yaparım? Kızım, meleğim. Sakin ol kızım. Alo. Abi benim çarptığım kız var ya, öldü ya. Hata bende ama ben annesi şikayetçi olmadan hemen teslim olacağım polise. Kamil,
Abi senden bir ricam var. Şu bizim elemanlara söylesene mahkemede benim hakkımda şahitlik yapsınlar. Tamam abi ya, para sorun değil, hadi ya. Eyvallah, sağ ol. Kardeşimi sen öldürdün. Dur oğlum, bir dur lan dur. Sus kardeşine, niye çıktı önüme? Telefonda söylediklerini duydum. Lan oğlum sus, bela mısın başıma be? Eşim yurt dışında. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek için oralara kadar gitmişti. Ama kızımı kaybettik. Kazayı oğlum görmüş. Şikayetçiyiz şoförden. Şahitlik için reşit birini bulmanız lazım. Çocuk olmaz. Mahallenin bakkalı görmüş. O da yapabilir. Bir de avukat tutun. Bu işler pek belli olmaz. İnsan haklıyken haksız duruma düşebilir. Ama nasıl olur? Adam %100 hatalı. Yıllardır ne olaylara şahit oldum ben. En iyisi siz beni dinleyin ve bir avukat tutun. Ama bizim avukat tutacak paramız yok ki. Hala kokusu var kızının. Allah'ım, ben buna nasıl dayanacağım? Sen sabır ver ya Rabbim. Anne, keşke parka gitmeseydik. Evet ama gittiniz oğlum. Kendimi çok suçlu hissediyorum anne. Öyle hissetme. Kardeşim bakkala gitmeseydi bu olay olmayacaktı. Kader. Babama ne zaman haber vereceğiz anne? Bilmiyorum oğlum. Arasa şimdi ne deriz? Asuman'la konuşacağım dese ne yaparız? İnşallah aramaz oğlum. İnşallah anne. Kızım yavrum. Ayşe. Kızım. Efendim baba. Ayşe kızım, senden bir ricam var. Buyur baba. Sizin bahçede 4 tane fidan var. Birini ben alacağım. Al baba. Sen nasıl istersen. Sağ ol kızım. Ben artık gidiyorum. Baba dur, gitme. Seni çok özledim ben. Gitmem lazım kızım. Baba. Babacığım. Baba gitme ne olur. Babacığım. Baba ne olur gitme. Babasının haberi yok henüz. Biz numara bilmiyoruz. Onun aramasını bekliyoruz. Bence söylemeyin. Gelince öğrensin. Yoksa oralarda perişan olur adamcağız. Evet. Giderken Asuman'dan ayrılamamıştı. Sanki anlamıştı ona son kez sarıldığını. Şikayetinizi yaptınız mı? Yaptık ama avukat tut dedi komiser. Tutabildiniz mi peki? Hayır. O kadar paramız yok. Ancak şahit bulabiliriz dedim. Ya
Baran'dan ve senden başka kazayı gören yok Rıza Bey. Lütfen mahkemede bize şahitlik edin. Etmek isterdim kızım ama ben tehdit altındayım. Yaşamak istiyorsan şahitlik yapmayacaksın dediler. Yani? Yanisi şu kızım. Ben şahitlik edemeyeceğim. Kusura bakma. Ama Rıza Bey, Baran reşit olmadığı için şahitlik yapamıyor zaten. Siz de yapamazsanız hiç şahidimiz olmayacak. Kızım, durumumu arz ettim. Elimden bir şey gelmez yavrum. Kızımı kaybettim. Davayı da kaybedersem mahvolurum. Bu daha da kanatır yaramı. Hadi gidelim kızım. Rıza amca, keşke şahitlik yapsaydın. Belki o zaman o adam hapse girerdi. Yapamadım oğlum. Annene izah ettim durumumu. Onu Allah'a havale ediyorum Rıza efendi. Boşuna dememişler. İnsanlar zulmeder, kader adalet eder diye. Ne desen haklısın kızım. Ama mahkeme bitireli neredeyse yarım saat oldu. Hadi gidelim artık. Nereye giderim Rıza efendi? Kızım kara toprağa girdi ama katil elini kolunu sallayarak gezecek. Nereye giderim? Ben kardeşimin intikamını alırım ondan. Allah'a havale et. En hayırlısını o bilir. Hadi gidelim. Hadi. Çok istemiştim. Ama sadece iki defa giyebildi yavrum. Bunu doğum günde babası almıştı. Ne çok yakışırdı kızıma. Asuman, kızım. Sensizliğe alışamadık yavrum. Annesinin bir tanesi, babasının prensesi. Sana doyamadım ben. Kardeşim. Asuman. Canım kızım. Meleğim. Sen katilsin, katil! Baran, sus oğlum. Katil işte, katil! Hanım, terbiye versene çocuğuna. Terbiyesizlik etmiyor ki, gerçeği söylüyor. Mahkemede yalancı şahit sayesinde haklı çıkabilirsiniz. Ama Allah büyük. O kadar üzüldüysen sahip çık senin çocuğuna. Yürü hadi yürü, çocuk etkilenecek şimdi. Sokak ortasında hız yapan sendin. Yavrumun benden ayıran sendin. Bak, senin de bir kızın var. Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsun? Bana bak, bağırıp durma sokağın ortasında. Erdal, başkası olsa dilini tutamaz beddua ederdi. Ama ben etmiyorum. Hadi. Allah'a havale ediyorum seni. Ya hadi yürü be, yürü.
Hayırlı işler. Sağ olasın kızım. Bende bir emanetim var. Neymiş? Bilmiyorum. Bir koli. Yurt dışından gelmiş. İlmi göndermiş galiba. Kargo getirdi sabahleyin. Tamam Rıza efendi. Sen de namaza giderken şu valizi imama götürüver. Tamam kızım, tamam. Hadi iyi günler. Hadi iyi günler, güle güle. Eğer kardeşim ölmeseydi, bu koli gelince çok sevinecektik değil mi anne? Evet oğlum. Ama ne yapalım? Takdiri ilahi böyleymiş. Açacak mıyız yine de? Açalım tabii. Spor ayakkabılarını merak etmiyor musun? Ediyorum ama... O zaman açalım. Bu spor ayakkabı galiba. Bu da... Anne. Bak çok güzel değil mi? Evet oğlum. Onu da açalım mı? Açalım bakalım. O göremedi ama biz görelim. Ayıcıklı çanta nasıl oluyormuş bakalım. Tam Asuman'ın istediğinden. Asuman, çantam burada bebeğim. Sen neredesin? Bence babam arıyor. Ben bu şekilde konuşamam. Ben de konuşamam. Ama bu sefer de konuşmazsak hepten şüphelenir baban. Allah'ım, sen yardım et bana. Efendim. Ayşe. Efendim Hilmi. Şükür kavuşturana. Evet. Aslında daha geç arayacaktım ama... Asuman uyur diye şimdi aradım. Ama yine geç kaldın. Asuman uyudu. Peki kargo geldi mi? Hediyesini beğendi mi? Beğendi, beğendi. Ben Baran'ı veriyorum Hilmi. Ayşe. Ne oldu, niye sesin değişti birden? Rahatsızım biraz ondan. Tamam, geçmiş olsun. Ver bakalım Baran'ı. Sakın bir açık verme. Baba. Oğlum, nasılsın? İyiyim. Ayakkabılar için teşekkür ederim. Rica ederim oğlum. Kardeşin nasıl? İyi. Baran oğlum, neyiniz var sizin? Kardeşim öldü baba. Onu adama çattı. Asuman. Hilmi, yeter artık, taksi bekliyor. Tamam canım. Ayıcıklı sırt çantamı unutma baba. Tamam mı? Unutmam kızım. Sen babaya bir kez daha sarıl bakalım. Kocaman sarıl. Çanta için seviniyorum ama... seni özleyeceğim için de üzülüyorum baba. Ben de kızım. Allah'ım, ben nasıl dayanırım buna? Kızım öldü işte, ben niye duruyorum burada? Bana sabır ver Allah'ım.
her şeyi görüp bilensin. Bize bunu yapanları sana havale ediyorum ya Rabbi. Babam geri mi gelecek anne? Gelmez oğlum. O kardeşine üzüntüsünden öyle dedi. Hadi çabuk ol oğlum. Tamam anne. Nasıl? Ayakkabılarım yakışmış mı? Çok yakışmış hem de. Arabalara dikkat et gidip gelirken. Tamam. Hala akıllanmamış. Çarpacak çocuk arıyor. Ya ne demek taksitle aldım Yeşim? Ben parayı kolay mı kazanıyorum kızım? Ben onu keyfimden mi aldım? Gizem'in ihtiyacı vardı aldım. Her şeyi sana mı soracağım? Evet soracaksın. Sen annesiysen ben de babasıyım soracaksın tabii. Tamam hemen geri veriyorum. Sen de rahatlarsın. Vereceksin tabii. Gizem! Allah Allah! Gizem! İyi valla ha! Hem har vur parlar savur hem de zeytinyağı gibi su üstüne çek. Ama çok pişman olacaksın Yeşim, çok. Sen sahip çıksaydın çocuğuna. Yürü hadi yürü. Çocuk etkilenecek şimdi. Sokak ortasında hız yapan sendin. Yavrumu benden ayıran sendin. Bak senin de bir kızın var. Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsun? Bana bak. Bağırıp durma sokağın ortasında. Erdal. Başkası olsa dilini tutamaz beddua ederdi. Ama ben ismini Allah'a havale ediyorum seni. Yavrum. Kızım. Kızım. Yavrum. Yavrum. Yavrum uyan. Uyan yavrum. Kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.